25 Aralık 2020 günlerden Cuma. İleride bu videoları izleyip kendime bazı hatıralar bırakmak istiyorum. Biraz önce Mehmet Kuşdemir abi defnettik. Mehmet abiyle ilgili birkaç cümle söylemek istedim. 1994'lü yıllar Rampalı Çarşı karşısında kaldırım üzerinde tanışmıştık. Mehmet abi Çeltik müfettişiydi. Gençlik kollarından da Çeltik'e beni görevlendirmişlerdi. Sabah seninle mi gidiyoruz diye sorduğunda doğrusu ilk dakikada çok iyi bir elektrik almıştım. Sonraki yıllar defalarca beraber yolculuk yaptık. Allah ondan razı olsun. Her zaman iyiliğini, güzelliğini, naifliğini, nezaketini gördük. Bu muhabbetimiz hiç bitmedi. Sürekli aynı muhabbet, aynı babacan tavırları, aynı esnaf tavırları, gerçekten kendinin söylediği gibi ahilik kültürü ve ahi evran geleneklerine çok bağlı bir abimizdi. Allah ondan razı olsun. 1958 yılında doğduğunu biliyorum. 1980 yılında Bedesten'de tuhafiye üzerine çalıştığını biliyorum. Uzun yolculuklarda hep anlattığı cümleler vardı. Hep güzel sözleri vardı. Aklımızda kalan, bize ders niteliğinde olacak olan. Rüzgarın önünde savrulan yapraklar gibiyiz. Hayatın önünde savrulup gidiyoruz derdi her zaman. Nasılsın diye sorduğumuzda. Gerçekten bu muhteşem bir cümleydi benim için. Gençlik dönemimizde bu cümleyi birkaç defa kendisine sormuştum. Rüzgarın önünde savrulan yaprakla hayatın önünde savrulan ömrün ne farkı var diye demişti ki ikisi de ağırlık ifade etmez. Yaprağın sonuyla ömrün sonu ikisi de aynı. Bugün defnederken bu cümle aklıma geldi. Hayatın önünde savrulup gitti. Farklı meslekler, farklı işler yaptı. Ama bugün onu ebedi aleme uğurladık. Allah tekrar rahmet etsin. Yine çok güzel bir cümlesi vardı. Odun yanar, kül olur. İnsan yanar, kul olur. Cümlesini de hiç unutmuyorum. Bildiğiniz gibi Çeltik Konya merkeze çok uzak. Arabada gidip gelirken uzun uzun sohbet ederdik. İki cümlesinden birisi ahilik geleneğiydi. Ahilik esnaflığın çok özelliklerini anlatırdı. O zaman üniversiteye başlamamıştık ve hep esnaf olmayı tavsiye ederdi. Rızkın onda dokuzu esnaflıktadır, ticarettedir diye bahsederdi. Esnaflık bize nasip olmadı ama Mehmet abinin esnaflarla ilgili söylemleri her zaman kulağımızda yer etti. Mevlana dönemindeki kuyumcu Selahaddin'den bahsederdi her zaman. Hazreti Mevlana dergâhtan çıktığında kuyumcular sokağında Selahaddin isimli bir kuyumcunun önünden geçiyor. Kuyumcu o an yüsük yapıyor. Yüsüğe öyle aşkla vuruyor ki o çıkan seste Mevlana'nın cezbe geldiğini anlatırdı. Çok mutlu olurdu bundan. Pirimiz Hazreti Mevlana diye bahsederdi kuyumculukla ilgili. Allah rahmet etsin. Bir süredir COVID-19 nedeniyle tedavi altındaydı. Malumunuz 2020 süreci çok sevdiğimiz insanları aldı bizden bu COVID'den dolayı. Duamız o ki inşallah bu Covid süreci bir an önce tamamlansın. Çünkü o kadar çok sevdiğimiz insana tek tek toprağa verdik ki Covid'den dolayı. Bazen dayanacak güç, bazen sabırların sınırı insanoğlunda kalmıyor. Yine de ne gelirse Allah'tan, ne gelirse başımızın tacı. Bu videoyu niye çektim? Şundan dolayı. Değerler tek tek kayboluyor.
İnsanın hafızası siliniyor. Bizim hafızamız da siliniyor. Belki bir gün biz de rüzgarın önünde savrulan yaprak gibi ömrümüz savrulursa, anlatamadıklarımızı bu videolarla geleceğe bir hatıra bırakabilir miyiz diye düşünüyorum. Geçtiğimiz günlerde ortaokul ve lisedeki hatıraları biriktirdiğim çantayı bir kurcaladım. Benim anlatmadığım, vakit olmayan, aklımıza gelmeyen o kadar çok hatıra biriktirmişiz ki bunları gelecek nesle aktarmak gerekiyor diye düşünüyorum. Belki çoluk çocuğa bırakmak gerekiyor diye düşünüyorum. Bugün saat 11.30'da Mehmet abiyi defnettik. Allah rahmet eylesin. İyi insandı, güzel insandı, iyi Müslümandı ve gerçekten dava adamıydı. Tüm bunlara ben gönülden şahitlik ediyorum. İnşallah cennette Mehmet abinin sohbetlerine tekrar ortak oluruz. Kim bilir? Cumamız mübarek olsun. Mehmet abiye tekrar Allah'tan rahmet diliyorum.